Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Biz Müslümanlar bir bakımdan nerede kaybediyoruz arkadaşlar? Bizler imtihandayız şuuru bizde maalesef hakkıyla yerine getirilmiyor. Allah Subhanahu ve Teala bizlere yani biz Müslümanlara bu dünyada rahatlık vaat etmemiştir. Kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin kitab-ı kerimine baktığınız zaman Müslümanları açlıkla, nefisleriyle, evlatlarıyla imtihan edeceğini, sınayacağını buyuruyor Rabbimiz. O yüzden bizler imtihandayız, şuurunu maalesef kaybetmiş durumdayız. Bir insan 7-24 imtihan şuurunda hareket ederse, iman ediyorum ki Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği kitab-ı keriminde Müslümanlara dünyada rahatlık vaat etmediğini buyurarak ve buna iman ederek ve sürekli imtihan şuurunda olmam gerektiğini kişi bilmesi lazım. İşte o zaman bu bize tesellidir. İşte o zaman karşımıza çıkacak bütün imtihanlara karşı Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla göğüs gerer ve dimdik ayakta dururuz Rabbimizin yardımıyla. O yüzden bu şuurdan hiçbir şekilde ayrılmamamız gerekir. Ve bunun yanında bizler ahir zamandayız. Bizler asr-ı saadette yaşamıyoruz. Şirk ve küfür her yanımızı sarmış durumda. Bu durumda biz Müslümanların bu fitnelere karşı, bu kadar şirk ve küfre karşı dimdik ayakta durmaya mücadele etmemiz gerekir kıymetli Müslümanlar. Bunun başka bir alternatifi yok. Allah Azze ve Celle kitab-ı keriminde Allah'tan sabır ve namazla yardım isteyin buyuruyor. Diğer başka bir ayette Rabbimiz Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهَ مَعَ صَابِرِينَ buyuruyor. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Ve Asr suresinde Rabbimiz وَلِعَصْرِ asra yemin olsun. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرُ İnsan hüsrandadır. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ancak iman edenler وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel işleyenler وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ Hakkı tavsiye edenler وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ Ve sabrı tavsiye edenler. Bunlar müstesnadır. Bunlar ziyanda, zararda değildir. Biz ilk başta evvela bu dini kendimiz yaşayacağız. Hayatımıza tatbik ettikten sonra bu dini insanlara anlatacağız. Rabbimiz Azze ve Celle ayet-i kerimede kendinizi ve ehlinizi yakıtı taştan ve insanlardan olan cehennemden yani ateşten muhafaza edin buyuruyor. Bu uğurda mücadele etmek gerekir. İslam dininin başı da ortası da sonu da tevhiddir. Bütün peygamberlerin ortak daveti La ilahe illallah'tır. İbn-i Kayyum'un dediği gibi tevhidden yüz çeviren kabul etse de etmese de müşriktir, Müslüman değildir. Bu mühim bir meseledir. Bu ciddi bir meseledir. Bu meselelerde, bu davada gevşekliğe yer yoktur. Bizler evvela Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmamız lazım. Çünkü bizim sahibimiz O'dur. Bizi mahşer gününde hesaba çekecek olan O'dur. Hazreti Ayşe annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o gün beni hatırlayacak mısın diye sorduğunda Peygamber aleyhisselama o gün herkesin kendine yetecek derdi vardır. Tabiri caizse kendi başınızın çaresine bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi öz kızına sakın babam peygamberdir diye sakın bana bel bağlama, bana güvenme, namazını aksatma. Yani Allah Resulü bile kendi ehline garanti vermemiştir. İnsanlara ilk önce tevhid anlatılır. İnsanlara ilk önce La ilahe illallah anlatılır. La ilahe illallah'ın tefsiri anlatılır. Siz insanlara tevhide anlatmayıp insanlara namaz anlatırsanız namaz kılan bir müşrik olur. Siz insanlara tevhide anlatmayıp insanlara zekatı, orucu anlatırsanız insanlar zekat veren, oruç tutan müşrikler olacaktır. O yüzden bu dinin başı tevhiddir, tevhid. La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah kendi içinde tafsilatlı bir meseledir. La ilahe nefidir, yani reddir. Yani bütün ilahları reddediyorum
bütün beşeri ideolojileri reddediyorum. Allah'tan başka kendisine ibadet etmeye çağıranları reddediyorum. Tağutları reddediyorum. İllallah derken de bu ispattır, bu kabuldür. İlah olarak sadece Allah'ı kabul ediyorum demektir. Bütün peygamberlerin mücadelesi budur bu. Bugün kendini İslam'a nispet eden tarikatlar, Diyanet Kurumu, kendilerini İslam'a nispet eden diğer cemaatler, sapık fırkalar, bunların gündeminde hiçbir şekilde tevhid yoktur. Peygamberlerin mücadele ettiği gibi bir mücadele onların hayatlarında yoktur. Toplum bu şekilde şirk içindeyken insanlara namazı anlatıyorlar. Toplum şirk içindeyken insanlara orucu anlatıyorlar. Toplum şirk içindeyken kendilerine ait saçma sapan menkıbeler anlatıyorlar. Din bu değildir. Dinin başı tevhiddir. Tevhid, la ilahe illallah'tır. Sahte ilahları reddetmektir. Onlara karşı dimdik ayakta durmaktır. İslam dini budur. Allah Azze ve Celle cümlemizin ayaklarını bu dinde sabit kılsın. Bizleri ömrümüz boyunca şirkten ve küfürden muhafaza etsin. Ve Rabbimiz kalbimizi kendi aşkıyla doldursun ve bu şekilde ölmeyi Rabbimizlere nasip etsin. Ve Rabbim bütün Müslümanları muhafaza etsin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.